Evet sevgili dinleyenler, haftanın ilk Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Sayın Can Çobanoğlu burada, Sayın Hasan Bek'i bekliyoruz herhalde, şampiyonluk kutlamalarından dolayı birazcık yayınımıza gecikecek ama ben sanki yukarıda holdingde gördüm Hasan Bek'i. Hasan Bek'i stüdyolara bekliyoruz. Radyo Spor Twitter hesabından bir tweet atılması gerekiyordu, şu an atıldı. O tweet'i retweet yapıp soru görüş eleştirilerinizi o tweet'in altında paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Ayrıca Çobanoğlu alt çizgi Can ve Hasan Bek sonunda iki kez var. Bizleri Twitter'dan takip edebilirsiniz. Can abi hayırlı olsun. Evet. Herkese... Galatasaray'da olası bir seçimde başkan adayları arasındasın. Yani şu anda seçim olmadığı için mevzumuz bu olmaması lazım. Galatasaray'ın başkanı var. Yönetim kurulu da devam ediyor görevine. Galatasaray'ın önünde önemli de bir mali genel kurul var. Dolayısıyla şu anda seçim atmosferini konuşmak veya seçimle ilgili yorum yapmak Galatasaray'a yarar değil, zarar getirir. Çünkü zaten Galatasaray'ın şu anda yeteri kadar problemi var. Ligde şampiyonluğun önemli adaylarından biri. Hatta iddia oranlarına bakarsan da en önde giden adayıyken şimdi dördüncülük, beşincilik falan konuşulur hale geldi. Dolayısıyla bir de önümüzdeki senenin planlaması var. Artı mali anlamda bir takım sıkıntılar olur olmaz, o ölçeğe de iyi bakmak lazım. Dolayısıyla şu anda Galatasaray'ı seçimle konuşmak çok doğru değil. Ama şartlar sen ne şu getirir, açıklamayı ne yaptın götürür. Şimdi. Onu söyleyelim. Galatasaray'da bir seçim kararı çıkarsa veya zamanında yapılacak, 2021'de yapılacak bir seçim var. Sen de başkan adayları arasındasın. Hayırlı evet, olsun yani, Can abi bu adaylı. Her üyenin, her Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı üye elbet ki kulübünde mutlaka formasını giymek ister. Ondan sonra başkan olmak ister. Çok uzun süreler formasını giydiğim kulübümün elbet ki eğer teveccüh gösterilirse bir şekilde yönetiminde de söz sahibi olmak herkesin gibi benim de dileğimdir. Ama daha dediğim gibi yani şu anda ortada herhangi bir şey yokken bunları konuşmak çok doğru değil. İzleyelim bakalım görelim ama kimse herhangi bir şekilde telaşa kapılmasın. Galatasaray'ın camiası önemli isimlerle her zaman zorlukları aşabilmiştir. Bugünkü şartlar belki Galatasaraylıların çok hoşuna giden, çok onların içine sinen şartlar değil. Ama Galatasaray'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Kendi içerisinden çözüm bulur. Çok kıymetli insan kaynağından çözüm bulacak. Değerli yöneticileri ortaya çıkaracak bir camiadır. Bakacağız, göreceğiz. Allah Mustafa Cengiz Başkan'a da hem şifa hem uzun ömür versin. Önemli olan şu anda onun sağlığıdır. Onun sağlığını söz konusu olduğu bir yerde şimdi seçim demek, başka şeyleri konuşmak çok doğru değil. Biz onun için güncele bir dönelim. Peki. Güncelden önce geçen programda hatırlıyorsan bu ihale vardı ya, ihale. Şimdi sen diyeceksin ki abi köprü ihalesi mi? Başka ihale mi? Ne ihalesi falan? Yok, hayvan bu arada hakları ile ilgili. Bu arada Hasan Bek üst kattan geldi. Üst çünkü... kattan aşağı bizim yerine, ya holding patron Can katından abi, aşağı doğru geldi. Can abi. Şimdi bir dakika. Çok selam sevgiler biz dinleyenlere. Biz seni şampiyonluk tura atıyorsun. Onun için geciktin zannettik. Şey. Şu an senin o mikrofon açık değil. Buradan konuşur musun Hasan? Oradan mı konuşayım? Vedat bir yere gitti. Peki bir kere bizi dinleyen herkese çok sevgi, saygılar. İyi bir hafta diliyorum herkese. Başakşehir'i, Can abi, Başakşehir'le alakalı konuşacak mıyız? Tabii. Bütün ligle alakalı konuşulanlar var. Bugün Nihat Bey'in, ondan sonra Nihat abinin açıklaması var. O da mı? Hı. Evet, onu konuşacağız. Sen galiba bu... Enteresan ama bir bana Galatasaray'la ilgili, başkanlıkla ilgili bir şey sordu. Şu anda ortada bir seçim yokken bunu konuşmanın çok doğru olduğu kanaatinde değilim dedim. Öncelikli olarak da... Ama seçim satına girildiğinde çalışmalarını yapacak. Onu o gün konuşulur tabii. Onu da o zaman konuşuruz. Her kulübünü seven üye, Fenerbahçe'si de, Beşiktaş'lısı da, Galatasaray'lısı da, üstelik de forma giymiş, orada spor hayatını yapmış biri ise mutlaka yöneticisi olmak, başkan olmak herkesin hakkı ve idealidir diye düşünüyorum. Bu doğal. Onun için oraya bir geçelim, güncele gelelim dedim.
İhaleden Hasan bahsediyordum. Tebrik ederim öncelikle. Ettik işte. Başakşehir şampiyonundan Başakşehir. Dolayı. O tur attı dün gece beni aradı. Durdum canı abi. Sonra o şampiyon buldum valla. Valla sonra durdum. Hasan abi bana seninle ilgili o kadar çok mesaj geldi ki. Hasan abi turdadır işte Hasan abi. Nereden biliyorlar Hasan abi? Stadın yanına böyle sandalyeler koymuşlar. Dev ekran Hasan abi de orada mıdır diye falan filan. Ben şey, kesin zaten orada dedim. Bir şey birkaç tane Başakşehir'den bir tanesi de veririm. Ama yani önemli çok, stratejik taraftar. Çok stratejik, az stratejik, ama stratejik. Az, ama evet çok stratejik. Bu Hasan Bek'in sonunda şampiyon olması 6 senedir bu kayda değer bir durum. Onun için Hasan'ı tebrik edelim de şu şeyi müsaade ederseniz söyleyeyim sonra tabii Başakşehir'i konuşalım. Bu ihale biliyorsun var. Şimdi Eyüp de diyecek ki abi köprü ihalesi var, otoyol mu, tünel mi yapılıyor falan. Hı. Yok değil. Can alma ihalesi vardı Hasan. Can alma ihalesi nasıl oluyor biliyor musun? Avcılık. Avcılık bir spor mudur? Benim Twitter hesabıma lütfen girsinler. Orada hayvanların vurulma anını koydum. Bir baksınlar avcılık spor mudur değil midir? Ondan sonra bizi dinleyenler, kamuoyu, spor severler, doğa severler, hayvan severler bir karar versinler. O hayvanların nasıl uzaktan darmadağın hale gelip can verdiklerine bir baksınlar. Onların sonra, o canlıların yani bu işte izin verilen yaban geyikleri, evet, ceylanlar. Sayı da veriyorlar biliyorsun. Ya hala dün denizdeki Yunus'u vurmuşlar ya silahla. İşte yani. 4 tane Yunus'u silahla vurmuşlar. Sonra balıkçılar çıkartmış hayvanlar. Nerede? Delik deşik etmişler. Nerede olduğunu bilmiyorum. Fotoğrafları vardı. Yani Yunus'a silah atıyorlar ya. İnanılmaz ya. Ya şimdi ama şu var. Eyüp yani ben sana böyle şeylerdir yani hakikaten insan üzülüyor yani konuşacak bir şey bulamıyorum söyleyecek laf da bulurum ama devlet tarafından kamu tarafından ihaleyle 700 küsür tane geyiğin İzmir Urla Hasan abi ya Eyüp ne diyeyim vallahi ya hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Yani neyse şöyle, inanılmaz bir şey. Ya inanılmaz bir şey. Şu var Can abi 700 küsür tane geyin evet avlanması için izin çıkarılıyor. Türkiye yani genelinde izin veriyor. Bir canı biz almak için, bir canı almak için birilerinin izin verme hakkı var mı abi? Bir canı almaya. Ya benim bildiğim kadarıyla eğer hani inanan insani değerleri olan, vicdanı olan biri varsa böyle bir şey olmaz. Yani doğa kendi kendine o işi halleder merak etmesinler. Bir de yaşlı erkek olanlar filan diyor. Nüfus kağıdı soracaklar herhalde. Bir dakika dur ben seni vuracağım kaç çok yaşındasın diyecek. Çok üzüntü verici. İnan çok üzülüyorum Can abi. Şimdi Eskişehir'dekini mahkeme kararıyla durdurttular. Bir diğer yerdeki vardı o da durdu. Tunceli'deki iptal oldu. İptal olmadı. Ertelediler. Rapor tutulacak. Kamuoyu bunu işte bastırdıkça duyarlı insanlar, insani değerleri yüksek kişilikler bastırdıkça bu ihale açan arkadaşlar bir şekilde duruyorlar. Niye açıyorlar bu ihaleyi? Yani dertleri ne? Para kazanacaklar ya çok önemli yani o işte geyik başı $1000 alsalar mesela. Gerçi bizde tabii kaçakta vurulan vardır o yurt dışından gelenler $1000 vuruyorlardır. Hatırlıyor musun bir tane dağ keçisi vardı inanılmaz güzel boynuzları evet falan. Amerikalı'nın biri geldi vurdu resim evet çektirdi gitti. Yani böyle bir şey olabilir çok mi? Resim abi çektirmek için can alıyorsun. İnanılmaz bir şey. Ya insan hakikaten hayret ediyor. Yani bu sadece ediyor. Türkler arasında da değil yani. Avrupa'da tabii tabii da, canım. Avrupa'da da var. Afrika'ya gidiyorlar. Afrika'da bunu yapıyorlar. Ya koskoca aslanı vuruyor adam. Sonra yanında şey yapıyor. Ben yine Twitter'a koydum ya. Adam ayıyı, yavru ayıyı vuruyor. Parçalattırıyor köpekleri. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bak şöyle söyleyeyim. Ben Cem Boyner'in bir resmini biliyorum. Bundan 20 yıl önce, 15 evet yıl önce kutup ayısını vurmuş. Yanında resim çektiriyordu. Avcıydı. Evet. Şimdi bunları 20 yıl önce biz çok normal kabul ediyorduk. Bunlar da bu tip figürler de bunu çok önemli bir şey olduğunu onun resimlerini koyup paylaşıyorlardı. Evet. Ama 20 yılda Eyüp aldığımız mesafe yani aldığımız mesafe çok ciddi mesafe aldık. Artık bunu kimse yapamaz. Utanç, yapan da utanç, ya utanç ve lanetlenir. Bunu yapan da ben de lanetliyorum bunları yapanı. Yani peki tüm yapanları lanetliyorum. Ha şu var. Yuva yakanın yuvası olmasın diyorum da olmaz diyorum. Evet. O kadar. Peki geçelim, şey geçelim spora buna geçelim. Geçelim. İlk olarak şampiyon Başakşehir ile başlayalım. Başakşehir ile ilgili olarak ben kendi adıma şu cümleyi kurup size atıyorum topu. Bence pandemi sonrası ligin en iyi topunu oynadılar. Biletlerin hakkıyla şampiyon oldular. Taraftarları az, belki etkileri az, çok az insan sevindi ama sonuç itibariyle bileğin hakkıyla şampiyon olmuş bir Başakşehir var. Okan Buru ve ben talebelerini tebrik ediyorum. Çok az insan sevindi dedin.
Ama çok az insan da üzüldü. Yani ben, şimdi bak, Trabzonlular çok üzüldü yani. Sayısal şu olarak bilmem. Trabzonlular tabii ki üzüldü. Çünkü yani şampiyonluk yarışında yani 8 haftaya girerken değil mi Can abi, pandemisi son 8 haftaya girerken yani şampiyon, en önemli şampiyon adayı Trabzonken o arada yani o momentumda durdu. Yani evet. Sonuç olarak ama şu var. Fenerbahçeliler son derece memnun. Galatasaraylılar memnun. Beşiktaşlılar memnun. Neden memnunlar? Ezeli rakipleri şampiyon olmadı. Tabii ki ezeli rakipleri şampiyon olmadı. Ve tabii ki şu oldu. Beceriksizlikleri, yaptıkları beceriksizlikler örtüldü. Yani eğer üçünden bu kulübü yönetenlerin olup... üçünde hocası, üçünde başkanı neyse hani Beşiktaş'ın mazereti var. Ya mazeretim var. Asabiyim, evet. Mazeretim var. Beşiktaş'ın bir mazereti var. Ama Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ne başkanının ne hocalarının hiçbir mazereti yoktu Can abi. Tabii. Birisinin 90 milyon euroluk kadrosu, öbürünün 80 milyon euroluk kadrosu eğip yani alınanlar, biri 31 oyuncu almış, biri sınırsız oyuncu almış 90 milyon euro, biri Şampiyonlar Ligi için kadro kurmuş Can abi. Tabii. Yani ben Türkiye Ligi'ni zaten alırım da ama biz daha el yükseltmiş Şampiyonlar Ligi'ni alacağım diye ikisinde puanı, birinin puanı 53, birinin puanı veya 55 Can abi, birinin puanı da 50 Can abi. Evet. Bak bir şeyden bahsediyorum. Yani esasında Başakşehir'in şampiyonluğu şimdi kimseyi rahatsız etmedi. Neden? Fenerbahçelileri etmedi. Eyüp. Galatasaraylılar şimdi bu ligin yaşadı. Biliyorsun yapılan şeyde Can abi. Gerçi ben Trabzon'u destekliyordum bir Galatasaraylı olarak. Sen de yalandan destekliyorsun. Hayır, şimdi yok. Neyse boş ver. Şimdi ben Trabzon'u destekliyorum. Şimdi bana hikaye anlatma. İçinden Başakşehir olsun diyorsun. Hayır, ondan ben Trabzon'u. Şimdi bir de şöyle bir mesele var. Efendim Başakşehir'in Can abi. Evet. Başakşehir'in seyircisi azmış. Ya Başakşehir şampiyon olursa insanlar sevinmez. Ya bu takım Rusya'dan gelmedi ki. Bu takım aşağı yukarı 20 yıldır kabaca. Yani ismi sonradan değişti. Şey oldu. 20 yıldır bu Türkiye Ligi'nde var değil mi Can abi? Eyvah. Ve 20 yılında son... Belediye Spor diye vardı. Ya vardı. Ama vardı. Ama bu kulüp sonuçta baktığında Eyüp. Sonuçta bu kulüp baktığında son 5 yıldır bu net. Arada bak çok güzel bir bilgi geldi. Nurettin Sözen kurmuş bu takımı. İlk evet olarak. Evet. İlk kuran Nurettin Sözen. Önemli bir bilgi. Evet. Bağlayayım Nurettin Bey. Konuşmak ister misiniz? Yok hayır. Yani, sadece bilgi yani. 94'ün öncesi demektir o. Evet 94'ün önce. 90'lı yıllar sonra işte 89. Cumhurbaşkanı döneminde devam etti. Başımıza Kadir belayı açtı demek ki. Ben Nurettin Bey'i çok severim. Çok da saygın birisidir. Ama çok kıymetli bir şeydir ama şey tabii. Cumhurlandım bakıyorum. Yok şöyle söyleyeyim sana. Can abi. Efendim. Oymuş muymuş. 5 yıldır bu takım şampiyonluğa oynuyor. Ama son haftaya giriyor. Ama son 2 hafta, son 3 hafta ve net oynadığı futbolda net ortada. Şimdi Eyüp kaç puanı var Başakşehir'in? Kaç gol atmış? Ve bugün Türkiye Ligi'ndeki Can abi, hı hı, anlaşılabilir istikrarlı, en istikrarlı futbolu oynayan takım. Bu bir. İkincisi dün... 69 puan, evet. 63 gol attı. 7-31 gol. Evet. Ligin en çok gol atan takımı değil. En çok Trabzonspor atmış, evet. Ama en az yiyen, evet, en az şimdi, gol yiyen takımı ligi. Bu bir proje takımı. Eyüp'te mesela bu kelimeyi çok kullandı. Bu proje takımı. Evet. Bu bir proje takımı. Projede istikrarlı futbol Can abi. Hı hı. Gerçekten yani çünkü Edin Vichka'sından Mert Günoğan'a kadar Robinho'sundan Dembaba'sına kadar Eyüp. Hı hı. Çok iyi planlanmış, organize edilmiş hocasına kadar. Abdullah Avcı'dan sonra Okan Buruk'a kadar. Hı hı. Çok iyi projelendirilmiş. Tek tek dantel gibi işlenmiş. Evet gerçekten bir proje takım ve o proje şampiyon olmuştur. Ben burada başta Başakşehir Başkanı'nı, Göksel Gümüştah, Okan Buruk'u, Mert Günok'tan Edin Vichka'ya kadar tüm Başakşehirli oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Bir şeyin programlı, Can abi bak bu önemlidir, bir programlı bir şekilde sabırla bir şey düzgün yapılıyorsa ve düşünebiliyor musun Can abi? Hiç seyircisi yok yani, hiç yok derken benim veya atıyorum ben ligin ikinci yarısından itibaren Başakşehirli oluyorum, bir de öyle bir genelde mesele öyle var. Genelde öyle oluyorsun. Yani tam sezon değil, ben şey Fenerbahçe'den ne derler ona? Dönerek Başakşehir'e. Fenerbahçe'nin ligi bıraktığı yerde Başakşehir'e geçiyorsun. Şey tabii şimdi. Yani Zeytinburnu duvarında inip diğer trene biliyorsun. Ya onun gibi bir şey düşünelim. Şöyle ama şu var. Sezar'ın hakkı Sezar'a teslim etmek lazım. Başakşehir'i de tebrik ediyorum.
Can abi. Evet. Okan Buruk'un bir açıklaması vardı. Hani sen de devam et ama çok takdir gördü. Onu da sorayım sana. Biz dedi şampiyon olduk, çok mutluyuz ama Abdullah Hoca'nın da burada çok büyük bir payı var dedi. Hocaya teşekkür etti Abdullah Hoca'ya. Evet. Ve diğer kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. Enteresan bir lig yaşadık. İçinde pandemisi de olan, hiçbir zaman savaş da dahil hiç görmediğimiz ligin devre arasından sonra bir aranın daha verildiği, 3 ay ligin oynanmadığı, sonra yeniden başladığı çok enteresan bir lig yaşadık. Bu enteresan ligin içerisinden zaten seyircisizliğe alışmış olan seyircisi az takım şampiyon olarak çıktı. Bu bir kere şampiyon olmak böyle bir maçlık, iki maçlık eleme turlu falan bir şey değil. Dolayısıyla bu şampiyonluğu küçümseyerek efendim işte oradan itildiler, buradan da çekildiler, buradan da bilmem ne yaptı diyerek küçültmek veya önemsizleştirmek çok doğru bir şey değil. Bu işin içinde senelerini vermiş biri olarak şunu söyleyeyim. Bana göre de çok önemlidir. Şampiyon olabilmeniz için çok önemli sabrınız, azminiz, çelik gibi siniriniz, mücadele gücünüzün çok yüksek olması ve bu işi de iyi bilmeniz lazım. Ha, bunlar varken size bir tane iki tane maçta belki kayrılabilecek pozisyonlarda bir şey çalınabilir ama sizde bir şey yoksa sizi şampiyon yapamazlar. Olmaz yani, takımın gidecek hali yoksa maçı size kazandıramazlar. Siz ceza sahasına gidemiyorsanız, üç direğin arasından topu içeriye atamıyorsanız, birileri gelip sizin adınıza onu gole çeviremez, skorboardu değiştiremez. Şunu konuşursak başka, Ahmet Başkan Ağaoğlu'nun söylediği bir şey var. Diyor ki biz 16 milyon dolarlık bütçeyle yarışıyoruz. Rakibimiz, şampiyonluktaki rakibimiz 50-55 milyon dolarlık bütçelerle ve 54 tane sponsorla, Allah bereket versin, gözümüz yok ama bizim böyle bir imkanımız yok diyor. Ha, bunları konuşursun ama ben de o zaman şunu sorarım. 54 tane sponsor ve parada hiçbir sıkıntısı olmayan bir takımdan bahsediyorsan, mesela niye Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yaptığı transfer hovardalığını Başakşehir yapmadı? Değil mi? Parası madem var, Allah bereket versin. İyi de sponsor yapmadı mı ama mesela? Robinho'yu aldı. Arda Turan'a Robinho'yu ucuza aldı. Arda Turan'ın alışı 3,5 diye geçiyor. Üstünü biz burada yayınlarda konuştuk. Sonra beyan esastır dedik. Başka bir şey söylemedik. Yani kulübün kasasından çıkan para ve bütçesine baktığımızda hovardalık yapmış, gidip de bir Falcao'yu almış, Van Persie'yi almış, Babel'i almış. İşte mesela Dembaba'yı aldı. Yaşlı oyuncu Dembaba'dan verim aldı, değil mi? Hı hı. Robinho'yu aldığında 1 milyona mı ne aldı, yanılmıyorsam? Robinho'dan 1 milyonluk herhalde fayda sağlamıştır. Orada bir tek Clichy için söyleyebilirsin. Galatasaray para yok diye alamadı. Sol bek Clichy'yi gittiler, aldılar. Parası var diye. Galatasaray ama, alıyordu, Galatasaray elinden aldı. Evet. Demek ki parası var. O Galatasaray o parayı veremedi. Bunlar daha çok para verdi diye. Fakat bütün bunları bir kenara koymak lazım. Niye koymak lazım? Yani parası olan illa bu işi çok iyi yapacak ve çok iyi bir futbol takımını isimleri yan yana koyarak kuracak demek değil. Bu da Abdullah Avcı'nın üstüne böyle taş üstüne taş koyarak ördüğü önemli bir futbol duvarı var. O duvarın üstüne şampiyonluk yazıldı. Dolayısıyla Göksel Gümüşdağ başkandan başlayarak malzemecisinden sağlık ekibine, ağaççısına, tesis müdürüne kadar kulübü tebrik etmek lazım. Evet, seyircisi az, lobisi önemli ve kuvvetli bir kulüp Başakşehir. Can abi, lobisi şöyle bir ama şey. Ama ne kadar lobi kendini ezdirmemek adına ne kadar lobi olursa olsun, karşında senin 25-30 milyonluk camialar var. Yani o camialar senin arkandan gelsin, bak lobi mobi kalıyor mu? Yani koca 100'er yıllık, 100 yılı aşmış 120 senelik, 115 senelik camialar geliyor arkandan koşa koşa. Sen istediğin kadar lobi yap, o yedirmezler sana onu. Dolayısıyla evet, Başakşehir'in bir takım yerlerden faydaları olmuştur. Parasal anlamda sıkıntı çekmemiştir. O olmuştur, bu olmuştur. Ama
baktığın zaman ligde bizim hep söylediğimiz, ne oynadığını anladığımız, oyuncusunun üstüne koyarak gittiği, kırılma anlarını çabuk atlatabilen, büyük maçlarda iyi oynamamasına rağmen şampiyon olmayı becerebilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu ligde şampiyon olmak da öyle kolay filan da bir şey değil. 5 yani, yıldır beceremiyorlardı ya. İşte sonunda gidiyorlar, geliyorlar, sonunda oluyor. Abi şu var, geçen seneki tamamen Abdullah Avcı'nın sistem arıza son, yapmış. Son 8-9 maçta sistem. Son 2 sene şampiyon olurdu. Son 2 sene şampiyon olmasının net sebebini söyleyeyim mi? Arda Turan'ın o takımda gelip oynatılması, dayatılması. Oynatılması zorunluluğu. Beşiktaş'ta 2 sene önce, 3 sene önce olacağı şampiyonluğu 2 sene geciktirmiştir Eyüp. Geçen sene de olabilirdi, ondan önceki. Ne zaman ki Arda Turan geldi, stop ettik o. Niye? Arda'yı oynatmak adına. Onu da Can abi zaten Arda geldiği zaman dedi ki hata yapıyorlar. Anlat abi, Arda'yı oynatayım yani, diye. Yani biraz dikkatli olsalar, Hasan Bek'e katılıyorum Can abi. Biraz dikkatli olsalar geçen sezonki şampiyonluk daha kolaydı. Eyüp, anlattı Can abi. Onu dedi ki bak Arda'yı oynat, anlatsana abi, söylesene. Sistem olarak önüne hakkı. Mesela Elia'yı yok etti hoca. Halbuki Kliçe Elia oynuyordu. Sağ tarafta sağ beki onun önü Visca, önemli bir makina işletiyorlardı. Önde çift santraforları vardı. İkisi Bravo. De iş yapıyordu. Bravo. Arda gelince kademesi olmayan bir sol kanada döndüler. Dolayısıyla orta baskıyı yapan İrfan Can Kahveci, Mahmut gibi adamlara Bravo. Yardım edecek oyuncu sayısı azaldı. Azalınca bir de takımın sağ tarafında Elia'yı da çıkartınca evet. önde tehdit olabilecek adam sayısını da azalttılar. Abdullah Hoca oyun sistemini benim anlamadığım bir şekilde feda ederek şampiyonluktan uzaklaştı. Akıl biz de o zaman dedik yaşadık. Ki evet. Ya yapma hoca dedik, ya yapma yani bu takım şampiyon olabilecek bir takım. Niye söylüyorum şampiyon olacak takım diye? İstatistikler de öyle gösteriyor. Oyun içerisindeki oyunun akışı da öyle gösteriyor. Oyuncuların kendine güveni de öyle gösteriyor. Takım birlikteliği ile sahaya koydukları oyun perspektifi de, oyun vizyonu da öyle gösteriyor. Parça parça oyun oynamıyorlar. Bütününü oynuyorlar. Oyunun 90 dakikasında ne oynamak istediklerini oynuyorlar. 1-0'ın üstüne yatmak için Çanakkale geçirmez gibi bir şey yapmıyorlar. Topu ikinci bölgeye hapsederek oynuyor Can mesela. Canan 1-0 mağlupken de veya atıyorum Konya'da 3-1 mağlupken de aynı futbolu oynuyor. 3-0 galipken de aynı futbolu oynuyor. Bak Eyüp, futbol açısından. Şimdi biliyorsun bu sezon başı şunu söyleyeyim. İşte bu Twitter'da işte önemli futbol, Türk futbol büyükleri işte bu medyada yazdılar. Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Full kadroyu, Hasan Bek burada, Can Çobanoğlu burada. Başakşehir'in şampiyonluğunu konuşuyoruz. Başakşehir'in oyun sistemini değerlendirmeye başlamıştın Hasan abi. Şimdi şu var, mikrofonu bu sezon biraz başlarken şöyle bir şey vardı. Hücum futbolu oynayanlar, defans futbolu oynayanlar. Hücum futbolun temsilcileri Guardiola, Fatih Terim, bla bla bla, ondan sonra işte defans futbolu oynatanlar işte Abdullah Avcı, işte devamı Okan Buruk, Aykut Kocaman, başka kim var, Mourinho, sıkıcı futbol oynatan bunlar. Şimdi dünyada şimdi büyük takım sendromu var Can abi. Bu Fenerbahçe'de de var mesela. Şimdi Galatasaray'da bu hastalığa daha da artık o şey. Büyük takım sendromu şu Eyüp. Bırak o işleri. Boş işlerle uğraşıyorsun. Bakma oraya. Şimdi büyük takım bir şey öğren diye söylüyorum. Ertesi gün konuşursun. Bizden sonra program var. Öğren bir şey konuş. Benim tecrübe birikimi. Büyük takım sendromu ne biliyor musun? Hep kazanacak. Hep evet. kazanacak. Herkesten hep ben daha iyiyim, ben daha iyisini oynarım. Çünkü benim seyircim var. Evet. Şimdi bu büyük takım sendromu işte Fenerbahçe'yi getirdiği hal. 50 puanı var. Geçen sene kaç puanı vardı ligin bitmesine? Bir hafta var 50 puanı var. 50 gol 60 atmamıştır. Büyük takım sendromu. Şimdi hani beğenmedikleri futbol. Geçen sene 46 puan. 46 puan, bu sene de 50 puan. Bayağı 46 ile 5. mi olmuştu Fenerbahçe? 6. Ama 4. ile arasında. Hayır, 4. ile arasında 20 puan fark var. Hani 6. ile 4. 64 toplamış. Ne zaman? Yani 3 sezon önce gittiğimizde de Aykut Hoca'nın 64 puanı Nasıl var. 64 ya. 64. 2016-2017 63 73 puan. 72 puan. 75 puanla Galatasaray şampiyon oldu. Bir dakika. Evet, yanlış, fazla gitmişim. Ya, sen, özür dilerim. Tam, sen çok geriye gittin. Hakikaten ben evet, sana bir şey söyleyeyim. Sana bu radyoda 70, nasıl program yaptırıyorlar 70, ben anlamıyorum. Ve şeye baktım. Fenerbahçe camiasının beğenmediği kontrollü futbol 78 gol 60 72 puan. Defans futbolu oynarken bunu atıyor. Tribünlerde de
Maça kaç kişiyle oynamış biliyor musun? 14-15 bin ortalamayı oynamış. Beğenmemiş taraftar, maça gitmemiş. Birçok maçta ısıklamış. Isıklamış hocayı. 78 gol atmış. Son 2011-2010 Fenerbahçe son 10 yıldır 78 gol barajına ulaşan takım yok gibi. Hı hı. Yok, 10 yıldırdan bahsediyorum. Bak 10 yılda. Belki 2010-11'de 80 gol falan gibi bir şey var. Yani o günden sonra 78 gol atıp Fenerbahçe değil, aşan takım yok Türkiye Ligi'nde 10 yıldır. Fakat sıkıcı futbol, beğenilmeyen futbol. Şimdi hücum futbolu denen, hani o büyük takım sendromu, şu bütün dünyada işte kazanır seyircisi var. O sendrom, Fenerbahçe geçen yıl 46 puan. Bak 46 puan, rezilliğe bak. Bu sene 50 puan. Geçen sene 6. 4. ile arasında 20 puan fark var. 4. küme düşen takımla da 6 puan fark var. Ligde kalmış, hadi bir kaza almış, her şey değişmiş. Fakat bu sene müthiş hamleler yapılmış Can abi. Müthiş hamleler yapılmış. Bunları konuşmak zorundayız. Müthiş hamleler yapılmış. 31 tane oyuncu transfer edilmiş. 2 senede. 2 senede 31 tane, bir tanesinde kavgası yapılmış. O da Simon Fallet. Yok bilmem o olmuş, bu olmuş. Bak 50 puanı var. Ligin bitmesine bir hafta var. 3 tane seyircisi olan, o da ikinci yarı 3 tane, 1.5 var. O da Hasan Bek gibi yarım yarım yarım, hani mübalağa ediyorum yani. Tabii ki bir seyircisi var da, hani de ki 300-500 kişi. Hı hı. O da 300 kişi olduysa 500 kişi, o da ikinci yarı. Hani benim gibi Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, aman o olmasın, rakibim olmasın diye olan şey. Bir de benim gibi hakkını teslim edenler. Yani hı hı, futbolun Sezar'ın hakkı Sezar'a verenler. Şimdi baktığında böyle bir şey var, böyle bir skandal var. Can abi, böyle bir vahamet olabilir mi? Yani şimdi böyle bir, şöyle bir şey ve bu futbol cahilleri, yani dünyada mesela bunlar cahil. Çünkü dünya futbolunu bilmiyorlar. Dünya futbolu, Eyüp sen de iyi dinle, sen de bir şey. Vedat sen de uyuma orada. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Herkesi paylıyor ya. Son Şampiyonlar Ligi finali Liverpool kimle oynadı? Tottenham'da. Tottenham'la oynadı. Can abi, Pochettino hoca. Evet. Daha maçın başında golü attı. Heyecanlandı. Liverpool. Tottenham 80 dakika 75 dakika kontrollü oyun oynadı. Niye oynadı biliyor musun Can abi? İkinci gol geldi. Neden biliyor musun? Sebep ne biliyor musun? Dedi ki ya ben 70'e 80'e kadar bekleyeyim. Evet. Kontrol edeyim. İkinciyi yemeyeyim. Evet sevgili dinleyenlerimiz, tekrardan karşınızdayız. Güzel bir mesaj var. Biraz kafanıza dağılsın Hasan Bey. Peki. Morali zaten zirvede. Daha da tavan yapsın morali. Ne diyorsun ya? Murat Kavas demiş ki Eyüp Bey, lütfen bu mesajımı Hasan Bey'e iletir misiniz? Konuşma stilini çok beğeniyorum. Hı. Özellikle aralarda size, Vedat Bey'e, Can Bey'e sesleniyor. Onlarla ilgili size sataşıyor, laf atıyor. Çok hoşuma gidiyor demiş. Allah Allah. Evet ya, bir de bize sor. Bir de bana sor özellikle. Ben nasıl zor zamanlar geçiriyorum bilmenizi, görmenizi isterdim. Bu arada birkaç dinleyicimiz de Can Çobanoğlu gerçekten aday olacak mı? Şaka mı yapıyorsunuz demiş. Hayır, şaka yapmıyoruz. Niye? Şaka gibi mi gelmiş? Hiç belli etmedim. Hiç renk vermedin. Vermedim tabii. Vermem. Bugün niye vereyim ya? Bir spor adamının. Ha, ben biliyordum bu arada. Bir spor adamının. Bana söylemiştin. Bir spor adamının kulübün, hangi kulüp olursa olsun, kulüplerin başına gelme zamanının geldiğini herhalde artık herkes anlamıştır. Parayla bu işlerin olmadığını, parayla pulla gidilecek bir yolun kalmadığını, parayla gidilen yerde nasıl duvara toslandığını herhalde herkes görmüştür örnekleriyle. Dolayısıyla bu işin şakaya gelir tarafı yok. Kulüplerin tamamı kayyuma doğru gidiyor. Belki de zaten normal, eğer hukuk kuralları işlemiş olsa şu anda kayyum atanmış olması lazımdı. Ama bunların arkasında çok önemli kalabalıkları olduğu için, büyük camialar oldukları için kayyum ataması yapılmıyor. Yoksa yapılır. Yani biz reklama gideceğiz. Sonrasında istersen bu konuya devam ederiz. Şimdi şöyle bir mesele var. Bak, derneklerle yönetilen bir Almanya var. Bir de Türkiye var kulüplerin. Yani bu mesela baktığında İspanya yarı dernek, şirket gibi şey yapıyor. Reklamdan sonra tekrar bu konuya gelelim, önemli bir konu çünkü. Bir dinleyicimiz de derbiyi konuşacak mısınız demiş. Tabii, evet, tabii. Bundan sonraki bölümde de derbi konuşacağız. Derbi mi vardı abi? Galatasaray konuşacağız. Ben de öyle hissettim ben sana. Ben hangi maçı seyrettim biliyor musunuz ağırlıklı olarak?
2-0'a kadar. Rizespor Malatya maçı. O maçın da nasıl 1 dakikada 2 dakikada 2-0 nasıl oldu? 2 evet, dakikada oldu evet, değil mi? Çok yani keyifli maçlar evet. oluyor. İnanılmaz. Çok enteresan yani. Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Adnan Sezer çok güzel bir mesaj göndermiş. Okumayacağım ama kendisine teşekkür ediyorum. Bizi nereden dinliyor? Avusturya Salzburg'tan. Peki çok da güzel, çok da güzel yerde vallahi. Avusturya Salzburg. Oradan burayı takip edin. Çok güzeldi. Şu tam reklama giderken şey demiştim ya, artık spor adamlarının spor insanlarının, bu işlerle ilgilenmiş insanların, kulüplerin sorunlarını bilen insanların gelip bu işlerin içinde olması, başında olması olmazsa olmaz haline geldi. Çünkü bu işin şakaya gelir tarafı yok. Deniz bitti. Aynı zamanda federasyonun aldığı kararlar vesaireyi de o kararlar alınırken futbol adına nedenini, niçinini anlatarak veya futbol aklının tatmin olacağı kararlar alarak yürülmesi lazım. Öyle biz karar aldık, kim herkes tahkime gitmiş ki kimse giderse gitsin çok umurumuzda değil filan derseniz olmaz. Kulüp başkanlarının şöyle bir durumu var. Her gelen kulüp başkanı kendisi yeni geldiği için sorunlar yeni zannediyor ve o sorunları bir daha söylüyor. Yani 25 senedir gelen kulüp başkanı mali yapıda dikkatli olacağız, altyapıya önem vereceğiz, öz kaynağa döneceğiz. Efendim har vurup harman savurmayacağız diyor. Kulübün borcu biraz daha katlanıyor. Bir evet. ikiye katlanıyor ve gidiyor. Dolayısıyla bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Seçim eğer olacak ise o zaman ciddi olarak elbet ki bizim de eşimizin, dostumuzun istediği gibi biz de düşüncemizi o zaman açıklayacağız diyelim. Vallahi şimdi Can abi şu var, şeyi konuşmuştuk bugün, dernekler bir Almanya'da derneklerle yönetiliyor, Türkiye'de yönetiliyor. Hı hı. İspanya yarı dernek yarı işte, şirket, İngiltere tamamen sahipli. Hı hı. Şimdi şu var, bugün gelinen noktada, yani 21. yüzyılda artık bir sürü şey değişirken gelinen noktada bir şeyin sahibi olmadan, yani bir şeyin sahibi olmadan bir şeyin yönetebilmesi mümkün değil. Şimdi bize tuhaf geliyor mu? Veya bir takım eğer olacaksa bu da, yani eğer dernekler olacaksa da bunlar da Almanya gibi doğru denetlenebilir. Evet. Kontrol altında olacak. Senin desteklemek için küçük bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Sözünü kesiyorum, kusura bakma. Bayern Münih'in CEO'su kim olacak biliyor musun? Kim? Oliver Kahn. Kalecisi. Evet. Kulüp başkanı da biliyorsun. Beckenbauer'dan başladı. Evet, orada Rummenigge'ye geldi. Hönes'i oldu filan. İnanılmaz bir kültür. Ha. Ancak şimdi bizi dinleyenler hemen diyecek ki evet futbolun içinden gelenler futbolu yönetse. Yok yok yok, öyle değil. Oliver Kahn'ı 1,5 senedir CEO'luk eğitimi alması için Amerika'ya, İngiltere'ye, dünyanın önemli merkezlerine gönderiyorlar, eğitiyorlar. Tabii. Ocak 1, 2021. Evet. O tarihte CEO atanacak. Ama eğitimini tamamlatıyorlar. Öyle bizdeki gibi. Hadi geldi bu bizim kaptanımızdı, bunu alalım sportif direktör yapalım, ondan sonra da bilmem ne küfürle şimdi söyleyemeyiz buradan, sahanın içi karışıyor. Öyle olmaz bu iş. Eğitimini vereceksin, tercih anda bu işin içinden gelecek. Evet. Sen hiçbirini yapmıyorsun, seçimde bir adam çıkıyor, mesleği bilmem ne, şimdi kime söylesek herkes bir taraftan alınır da, mesleği bir şey, o bir şey meslekle gelirsen, bu işi bilen adamlar da yok ise yanında, sen de zannediyorsun ki tribünde oturduğun, seyrettiğin gibidir o futbol ve sorunları. Oradan çözmeye çalışıyorsun. Olmuyor, gidiyorsun. Şimdi mesela şu var. Galatasaray'ın 500 milyon borcu var. Dolar. 500 milyon dolar. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, kabaca bunların borçları birbirine yakın. Yani 100 yukarı 100 aşağı. Borçlar aynı. Şimdi şöyle bir mesele var Eyüp. Bu kulüpler muhtemelen şöyle bir şey söyleyeyim. 3 vakte kadar kayyuma gidecek. Hangisi önce gidecek bilmiyorum. Yani kayyuma gidiyor. Çünkü niye? 2021 yılında Fenerbahçe bunu imzalamadı. Hı hı. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsi imzaladı. Evet. Borcu olanlar. Ve şu an 800, ödeyemiyorlar. Evet, 800 milyon TL 2021'de ödemeleri gereken para var. Değil mi Can abi? Hı hı. Bu parayı ödeyemezlerse bu kulüpler sonuçta bankayla sıkıntıya girecek. Bankayla sıkıntıya gidecek. Bankada işte bakacak. Birisini atayacak. Çünkü neden ataması lazım? Şundan ataması lazım Can abi. Fenerbahçe'de kendi içinde çok güçlü, maddi olarak güçlü bir başkanı var. Büyük de bir iş yaptılar. Tüm eleştirilere rağmen sportif açıdan hiçbir şey anlamadıkları kesin. Anladıkları işi yaptılar. Anladıkları işi yaptılar. Bence Fenerbahçe için çok eleştiriyoruz ama
çok kıymetli bir şey yaptılar. Belki iki defa şampiyon olabilirdi ama iki şampiyonluktan daha kıymetli bence. Üç şampiyonluktan daha kıymetli. Fenerbahçe'nin borcunu TL'ye çevirip banka ipoteğinden, yani bu paraları işte diğer 250 milyon para için işte kredi alalım, iki sene biz ödemeyelim deyip kolaycılığa kaçmadan Ali Koç büyük bir bence şey yaparak Fenerbahçe'nin borcunu TL'ye çevirip ve büyük kısmında ciddi şekilde yapılandırarak Fenerbahçe'nin bir çıkış imkanı, bir ihtimali bıraktı köşeye. Yani, şimdi ki imzalayacağız diyor. İmzalamamız lazım ama bu şartlarda değil diyor. Bence çok, ama şu var bak, şimdi bunun geçmişte örnekleri işte Fikret Orman. Hı-hı. Fikret Orman bugün kulübü, hani dedi ya biz yanan eve girdik. Ev yanıyor da şu an Fikret Orman bahçesiyle beraber yaktı. Mahalleyi yaktı gitti. Kül oldu. Mahalleyi yaktı. Bir ev yanıyordu, mahalleyi yaktı gitti Fikret Orman. Ünal Aysal geldi. Şimdi bu popülist iş adamlarından bahsediyorum canım. Bu popülist iş adamlarıyla bu iş olmaz. Popülist iş adamları diyor. Evet. Şimdi Ali Koç hiçbir şekilde şeye ihtiyacı yok. Yanlış kararları, çok yanlış kararları var ama Ali Koç hiçbir zaman popülizmle işi olmayan birisi. Yani o doğru bildiği şeyi yapıp yanlış yapmıştır, ayrı konu. Ama popülizmle hiçbir şeyi, o işi olmadığı için, çünkü hiçbir şeye, makama, mevkiye, ünvana ihtiyacı yok. Çünkü doğarken ağzında gümüş kaşıkla bunlarla doğmuş. Evet. Yani onu gaza getiremez. Ama diğer iş adamları, Eyüp. Şimdi herkes tabii Koç değil abi. Ünal Aysal geldi, kulübün 5 yıllık loca, stat gelirlerini, reklam gelirlerini, koltuklarını sattı. Drogba, Schneider 2 tane şampiyonluk aldı. Hı hı. Sonra geçen sene Galatasaray 2 sene şampiyon oldu, gitti. Cagne, Babel, Falcao falan filan. Bak 500 milyon dolar borcu var bu kulüplerin. Kabaca 100, ha, bu 4 tane 5 tane forvetin kontratı 100 milyon dolar. Bırak 2 yıl şampiyon olmasın bu takım. Hı. Eğer Galatasaray o 2 yıl şampiyon olmasaydı geçti şu anda, Galatasaray büyük bir kara deliğe gidiyor Beşiktaş gibi. Tabii. Önümüzdeki sezon. Sezon belki, önümüzdeki sezon dedi. Aslında biz şu anda Temmuz ayındayız. Zaten Ağustos başladı. Ligler zaten son hafta. Eylül'de şunları göreceğiz. Veya transfer sezonunda bir sürü Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de bence o kadar göremeyiz ama bir sürü kontratını imzalamayıp şey yapıp gidip mahkemeye, UEFA'ya gidip serbest kalmak için. Evet, ama niye 2 sezon şampiyon oldu? Üçüncüyü olsun diye. Şimdi bak Can abi, kabaca Eyüp, forvet hattına harcanan para, bak kabaca 100 milyon dolar civarında bir para. Galatasaray'ın borcunun %25'i. Hep popülizm. Mustafa Cengiz geldi. Dursun Özbek daha önce popülizm yaptı. Hı-hı. Gitti aldı onu, aldı adamlar da şampiyon oldu. Ya yani onları sattı Galatasaray bir de. Yani bugün o yüzden bu kulüplerin başına popülist değil, sporun içinden gelen bir model, Alman modeli. İnşallah Can abi Galatasaray'a başkan olmaz. Ben Fenerbahçeli için söylüyorum. Fenerbahçeli olduğum için söylüyorum. Ben istemem. Ama Türk sporu için bir model olur Can abi. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bir model olur. Bugün şimdi senin gibi insanlar Türk sporunda bir rol modele ihtiyaç var. Neden? Gidip işte UEFA Başkanı Cafer'inle zamanında yemek yemiş, konuşmuş, top oynamış, onunla arkadaşlık yapmış. Çünkü dünya futbolunda tüm figürler bunlar. Senin gibi insanlar. Başarılı olan dünya futbolunda. Mesela atıyorum, İngiltere'de Premier Lig'de sahipleri var ama tüm kulübü yönetenler, kulüp bir sahipleri var, bir de başkanları var. Başkanları hepsi bu insanlar. Senin gibi sporun, futbolun içinden gelmiş. Bunun önünü arkasını, yanını sağını solunu gidip şimdi öbürü gidiyor hocaya. Ya hocam bilmem. İsmiyle hitap edecek insanlara ihtiyaç var. O yani kulübün üstüne çıkacak değil abi. Şimdi bazı oluyor, kulübün üstüne çıkmış abi. Artık kulüpler çok büyük. Bu kulüpleri yönetecek bu masaya böyle yani güçlü karakterlere. Şimdi bence sen ender insanlardan bir tanesin ama senin farkındalar mı onu da bilmiyorum. Ben istemem. Bence bu program vesilesi. Hayır, ben istemem. Ben Fenerbahçeli olduğum için istemem. Gerçekten. Ama istemem. Dürüst konuşuyor. Hayır, senin başarılı olman demek Fenerbahçe'nin 2 sezon 3 sezon daha başarısız olması. Ya, ve mesela Hasan abinin ligin ikinci yıllarında Başakşehir'i desteklemesi. Benim bir tuşak takımım var. Başakşehir gene şampiyon olacağız 3-5 yılda. İnşallah seni. Şampiyonlar Ligi'nden de 50 milyon euro geliyor. Başakşehir bu arada çok iyi takım kuracak. Çok iyi takım. Çok iyi takım. Ve transfer yapacak. Çok iyi takım. Zaten takım iyi. Bir de iyi de hocası var. Ya futbolu çok iyi bilen başkanı var. Bir de ya hayatta ne enteresan biliyor musun? Hep doğru kararlar almak lazım. Yanlış zamanda Abdullah Avcı belki bu sene kalsaydı bu takımı şampiyon yapacaktı. Şampiyon hocaların arasına ismini yazdıracaktı. Bu bak, kadar sene sonra. Şimdi desen ki mesela en gitmeyeceğin takım. Sezon başı ben bunu söyledim. Evet. Şimdi Şenol Güneş Beşiktaş'tayken Guti'nin
ve inanmansızın Avusturya kampında gelip yardımcı hocam bu dediği gün dedim ki Şenol Hoca'ya, ya bu Şenol Hoca'ya git demek. Bu kapıyı evet. gösteriyorlar demek. Döndüm. Abdullah Avcı'da sezon başı dedim ki en kötü zamanda, gidilmeyecek zamanda Beşiktaş'a gidiyor. En şey zamanında. Evet. Ya şimdi ve şöyle bir şey söyleyeyim. Doğru kararlar doğru zamanda, doğru karar almak çok önemli. Bugün Başakşehir'in şampiyonları en çok üzülen bence Abdullah Avcı'dır dışarıdan baktığında. Bu insan içi, ben de olsam yani üzülüyorum. İçi burkuluyor. İçi burkuluyor abi. Ya bunu ben yaptım. Bunca seneyi taşıdık. Hayır, taşıdık. Bu futbolcuları mı? Şu anda 20 tane futbolcunun, 25 tane futbolcunun bizzat alınmasını isteyen Mert Günok'tan. Tabii tabii. Edin Vişka'ya kadar Şikörtel'e kadar bulan kim? Epriano'yu abi milli takıma yollayan. Epriano'yu milli takıma yollayan. Çok ya başarılı bir hoca. Bak koydu, bir şey söyleyeceğim. Kayseri'yi bu tarafa koydu. Elye'yi aldı. Ama yanlış zamanda yanlış tarafa geçtiği için çok değersizleşti. Bence Türkiye'nin bence en iyi 2-3 hocasından bir tanesi yine Abdullah Avcı'dır. Bunu da söyleyeyim. Tabii. Size ben iyi yayınlar diliyorum. Biz de evet. teşekkür ediyoruz değerli yorumların. Kolay gelsin. Ve sataşmaların için. Çok sağ olun. Hoşçakal. Kutlamalara gidiyorum. Beni çağırın. Evet. Hasan Bek Başakşehir kutlamalarına gidiyor. Stratejik taraftan olduğu için. Stratejik taraftan strateji yaptı. Şimdi kutlamalara gidiyor. Peki Can abi, şimdi istersen Galatasaray'la ilgili ve başkan adaylığınla ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa derbiye geçelim, Beşiktaş-Fenerbahçe. Memnuniyetle. Şimdi bir lig oynanıyor tabii, çok enteresan bir lig. Bir tarafta Trabzon-Başakşehir çekişmesi ile ilgili bir maç var değil mi? Trabzon'un Hı-hı. şehrinde. Konya düşmemek için can havliyle saldıracak. Trabzon'da yukarıdan kopmamak için hem ikinciliği garantiye almak için hem de Başakşehir'in olası bir takılma anında ona arkadan yetişmiş olmak için bir maça çıkacak. Bir kanalda öyle bir maç var. İkincisinde ligin 6. şampiyonu, değişik takım. 6. Türkiye'nin yeni şampiyonu diye kendilerine isim koydular. Türkiye'nin yeni şampiyonunun çıkacağı maçın olduğu bir kanal var. Oynadığı takımın da düşme riski var. Diğer tarafta birebir düşmeye oynayan iki takımın Rize-Malatya maçı var. En rahat maçta Kasımpaşa Antep maçı oynandı zaten. Onu bir kenara koyalım. Yani oynanan tüm maçlar arasında bir de derbi vardı. Kaç kişi dün derbiyi seyretti, ben çok merak ediyorum. Çok mesela az. Sen ne seyrettin dün? Ben Rize Malatya'ya çok odaklanmıştım. Orada erken goller gelince derbiye geçtim. Derbi ama geçti. Eğer kafa kafaya çekişmeli gitseydi, maçın sonucu erken belli olmasaydı, ben Rize Malatya'da kalacaktım. Birçok insanın Başakşehir, Trabzon, bir kere Trabzon'un tamamı zaten Trabzon maçını seyretmiştir. Sonra sinirlenmiştir. 3-1 olunca çok umutlanmıştır. 4-3'e dönünce maç kahrolmuştur, kızmıştır, öfkelenmiştir filan ama o maçı seyretmiştir. Galatasaraylıların zaten seyredeceği maç vardı. Fenerbahçe ve Beşiktaşların seyredeceği maç düşme, çıkma, şampiyonluk maçlarından sonra kendi maçlarıydı. Yine de buna rağmen, yani ilginin odak noktasının o maç olmamasına rağmen bence gecenin en alkışlanacak ve takdir edecek tarafı Fenerbahçe'nin rakip sahada oynamasına rağmen ilk 25-30 dakikada hakikaten derli toplu, eli yüzü düzgün, topu rakip alanda çokça dolaştırabilen ve rakip kalede Ersin'i maçın kahramanı yapacak kadar rakip kalenin önünde duran futbolu vardı. Hani bu işte dağılmış, işte hocası gitmiş, işte bir gün önce antrenmanda Emre ile Dirar arasında kavga çıkmış, dolayısıyla çok sorunu olan filan denilen Fenerbahçe'nin oynadığı futbol hakikaten takdire şayan. Kavgayla ilgili bir şey ilave yapabilir miyim Can abi? Bugün Fenerbahçeliler kavga da yapsa Emre Belezoğlu'na sahip çıkıyorlar. Hatta işte lider böyle olur, yeri geldiğinde postayı koyacak, mücadele etmene gerekirse def edecek. Taraftarlar mı falan filan. Sosyal medya paylaşımları var. Evet. Bu çok çabuk bir şekilde Emre'nin tersine döner. Şimdi şöyle, kötü sonuçlar gelirse, bir de bu Emre'nin sinirli tavırları, böyle yürü Emre, bağır, ona da bağır, şuna da bağır, şunu da kov, bunu da kov diyenler tam tersi, ya sen de kavga yapmaktan başka bir şey yapmıyorsun demeye başlarlar. Katılır mısın? Bravo. Taraftarın takıma bakış açısıyla, taraftarın takımdan beklentileri
anlık ve kısa vadeli düşünerek olur. Yönetici dediğin aradaki fark, taraftar kadar ruhunda takımını hisseder ama duygularını değil, düşüncesini öne çıkararak, aklını öne çıkararak uzun vadeli plan yapar. Yöneticiyle taraftar arasındaki fark bu olmalıdır. Hı hı. Dolayısıyla böyle gaza gelip yıkalım, vuralım, kıralım, girelim, tanklarla öbür ülkeyi işgal edeni filan diyenler sonunda kendi ülkelerinden de, kendi takımlarından da, kendi işte ocaklarından da olurlar, fark edemezler. Bu dolduruşa kimse gelmez. Şahin kanat diyoruz. Bu dolduruşa kimse gelmez. Çünkü bak, bunlara bakarsan 3 maçta bir hocayı kovarlar. 2 maçta bir stoperi kovarlar, kalecinin öbürünü atarlar filan. Fenerbahçe orada yanlış yapmıştır. Dirar da bu takımın oyuncusudur, Emre Belözoğlu da bu takımın oyuncusudur. Yönetim olarak yapılan açıklama da Emre Belözoğlu'nun yanında duran bir açıklamadır. Hiçbir futbolcu bir diğer futbolcuya sinkaflı laf edemez, küfür edemez. Eğer ediyorsa ne yapmış Tahir Hoca antrenmanda? Küfürlü tartışmanın çıktığı ortamda Dirar'ı soyunma odasına yollamış. Evet. Küfrüye eden kim? Emre. Saldıran kim? Emre. Dirar'ı yolluyorsun. Dolayısıyla Emre'ye ne diyorsun sen? Ya benim gücüm sana yetmiyor. Sen istediğine küfret, istediğine bağır. Dersen eğer, senin takımının kimliği kalmaz. Öyle yöneticilik olmaz. Ama Tahir Karapınar da orada idareten, yani kalıcı değil. İkisini birden yollayabiliyor musun soyunma odasına? Veya hiçbirini yollama. Niye yollasın? Emre orada kalıcı, Tahir Karapınar gidici. İşte Tahir Karapınar bir maç sonra A takımda hiçbir ilişki kalmayacak. Ben ama hiç daha rahat karar verir o zaman. O zaman daha rahat karar verir. Ama sen tabii dersen ki onu yaparsa Tahir Karapınar oraya geldi. Altyapıya da göndermezler. Hoca sen evine git derler. Bak şimdi sen bu kadar kuvvet vehmettiğin, bu kadar kuvvet verdiğin bir adamı, bu kadar önem verdiğin ve tek söz sahibi yaptığın, tek adam yapılan bir adamı sonunda dizginleyemezsin. Bunun zararını çok görür Fenerbahçe. Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Can abi, derbiyle ilgili kısa bir yorum aldıktan sonra Trabzonspor'u da çok kısa konuşalım. Tamam. Ve yayını bitirelim. Konuşamadıklarımızı da çarşamba konuşuruz. Evet. Şimdi şöyle, derbi gibi bir maç değildi. Seyircisi olmayınca zaten derbinin havası kalmıyor. İki takımın da aslında şampiyonluk yolunda mücadelesi olmayınca da derbi biraz soğuyor. Derbi ateşi yanmamış oluyor. Beşiktaş'ın tabii bir Avrupa Kupası'na katılma gibi özlemi ve isteği var. Ancak Emre çıkana kadar, Emre oyunun içerisindeyken Fenerbahçe'nin oyunu istediği gibi yönlendirebilen, çabuklaştırabilen ve ikinci bölgeyi kalabalık tutarak Beşiktaş'ın orta saha zafiyetinden, orta sahadaki oyuncularının agresif olmamasından ötürü üstün olduğu bir bölüm izledik. Sonra ne oldu? Sonra Vedat Muriç'in abuk sabuk, hiç de böyle hani efendim bilmeden olmuştur falan diyecek hiçbir şey yok. Onu kim diyorsa çok fanatik bakıyor. Çok gözüne perde inmiş şekilde bakıyor. Topla alakası olmadan Vida'ya gidip alt baldırına birinci darbe, arkadan da ayağını sıyırarak aşil tendonuna doğru indiği pozisyon var. Oradan sonra oyunun resmi değişecek diye düşündüm Eyüp ben. Fakat Fenerbahçe hakikaten takdir edilecek bir şekilde 10 kişi olmasına rağmen sanki Beşiktaş 10 kişiymiş gibi oyunu domine etmeye, oyunu kovalamaya, force etmeye devam etti. Tahir Karapınar 11'e 11 oynasaydık farklı olurdu dedi. Kesinlikle katılıyorum. Doğru. 11'e 11 oynansa farklı olabilirdi. Vedat oyun değiştirebilen, skor bulabilen bir oyuncu. Dolayısıyla onun atılmış olması önde stoperler üzerinde baskının kalkmasına da sebebiyet verdi. Şimdi Roko çok ağır bir oyuncu. Vedat onu yıldırıyordu. Vida da pozisyon bilgisi maalesef Hırvat milli takım stoperi olmasına rağmen ya konsantrasyonu eksik ya da pozisyon bilgisiyle ilgili Beşiktaş'ın başına ciddi dertler açabilecek oyuncu haline geldi. Sonra Gökhan Gönül'ün çıkıp da olağanüstü bir kafa vuruşu, yani neredeyse sıfırdan o kafayla gelen kornere, Caner'in attığı kornere öyle bir gol atabilmesi maçı iyice kopardı. Ama zaten Emre çıktıktan sonra, Emre yorulduktan sonra iş değişti. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Rize düşme hattında bir takım. Bu hafta biliyorsun Fenerbahçe Rize oynuyor. Herhalde Rize korkulu rüya görüyordu. Son hafta Fenerbahçe ile oynayacağız. Rize başkanının Fenerbahçe ile arası iyi biliyorsun. Herhalde diyordur ki ya bize düşürmezler etmezler. Yani Fenerbahçe'nin de bir iddiası yok filan diye düşünürken. Öyle bir maç oynandı ki derbi maçında. Vedat Muriç kırmızı kartla atıldı. Cahilson
Fayet, bir de 4 tane oyuncu yanılmıyorsam sarıkart sınırında olan oyuncular da Deniz Türüç. Bunlar da cezalı duruma düştü. Zaten Fenerbahçe'nin elindeki futbolcu sayı kulübede oyuna etki edebilecek futbolcu sayısı çok olmadığı için enteresan bir süreç. Yani Vedat artı sarı kart, ikinci sarı karttan ötürü 4 oyuncu, 5 oyuncuyu kaybetmiş Fenerbahçe ortaya çıktı. Bu sinir nedendir? Neden oldu bilmiyorum. Ki Fayet'in normalde atılması lazım, biliyorsun sarı kartı varken bir faulden sonra hakem düdüğü çaldı. Çaldıktan sonra bir de topa vurdu. Hakeme protesto etmek amacıyla vurdu. Normalde ikinci sarı kartı görebilecekti. Hakem o sarı kartı da göstermedi. Çok riskli, çok sıkıntılı bir hareket. Çok acayip bir şey yaptı. Yani niye yaptı? Fenerbahçe niye bu kadar sinirlendi? Bu oyuncular niye bu kadar kendinden geçti? Sarı kart sınırında son haftaya niye böyle girdiler? Yani bir de Rize'nin ekmeğine... Öyle çok gerilimli bir derbi de değildi yani. Yok ya, öyle yumuşak yumuşak oynanıyor. Bir şey yok. Bir tek Hasan Ali kaldırımla Gökhan, bir pozisyonda Gökhan yerde kayarak girince ayağa kalktılar. Horozlandılar birbirlerine diyelim. Çok kısa süre. O da çok kısa süre. Zaten ikisi de birbirlerini tanıyorlar, biliyorlar. Ayrıldılar, bitti. Ama onun haricinde böyle öyle kıran kırana, işte kan gelecek, kafa göz yarılan filan bir derbi değildi. O derbiden bu kadar kartla cezalı çıkması Fenerbahçeli futbolcuların hakikaten düşündürücü. Daha lig bitmemiş ki. Ne zorunuz var yani? Nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Beşiktaş'a gelince Beşiktaş bu stoper işini halledemedikten sonra, aynı Fenerbahçe gibi, aynı Galatasaray gibi, bu tandemini halledemedikten sonra, orayı oturtamadıktan sonra, orada belirli bir kaliteye ulaşamadıktan sonra, ön libero'da da o iki stoperin açığını kapatacak kalitede oyuncusu olmadıktan sonra Beşiktaş çok gol atabilir, çok da gol yer. Kazanç dün gece Ersin'dir. Yöneticiler için çok zor bir ortaya soru bıraktı. O da şu: ya buraya bir lider kaleci alıp dünya para mı versek, yoksa Ersin'le devam etsek, yanına işte Utku da var, hiç olmazsa paramız da yokken o başka bölgelere oyuncu alarak buraya geçsek, evet, acaba bunu mu yapsak diye bir tablo çıkardı Ersin'in dün oynadığı oyun. Olgun bir kaleci gibi oynadı. Tecrübeli bir kaleci gibi oynadı. Hem cepheden hem yandan gelen toplara müdahaleleri vardı. Beşiktaş adına dün gecenin kazancı oydu. Beşiktaş adına dün gecenin kazancı Gökhan Gönül gibi yaşı artık futbolu bırakmaya doğru giden bir oyuncunun sahada gösterdiği performanstı. Ama mesela lense bakınca insan hakikaten çileden çıkıyor. O kadar vurdum duymaz, nasıl oluyor diye. Boyd'un çabası var ancak kalitesi yüksek değil. Yani Burak mesela sahada dün var mıydı yok muydu, gören var mı onu bilmiyorum. Fenerbahçe'de Ozan Tufan için aynı şeyi söyleyeyim. Var mıydı yok muydu belli değil. Evet, o da etkisi. Deniz Türüç çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyor ama Deniz üstüne çok koyması gereken bir oyuncu. Sakın ola ki oldum demesin. Aynı şeyi Ferdi için de söylüyorum. Yetenekleri olan, gelişime açık bir futbolcu ama Ferdi kendini çok başka yerde görüyor benim gördüğüm kadarıyla. Doğru değil. Dolayısıyla her iki takımında eksiği çok. Önümüzdeki sezona derdi çok. Futbol adına da ortaya koydukları çok da bir şey olmayan bir derbi seyrettik. Derbinin yorumunu yapmaya dair gerek olmayacak bir şey. Beşiktaş derbinin kazananı, ligi de üçüncü bitirmek için önemli bir fırsat ki bu hafta da galip gelmesi lazım. Sivas yakın takipte yukarıyı. Beşiktaş da onun arkasında. Galatasaray'ın ligi dördüncü bitirme, beşinci bitirme, dördüncü bitirmesi arasında çok önemli. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele etmesi lazım. Galatasaray'da biliyorsun bu hafta nereyle oynuyor? Alanya'ya gidiyor. Alanya bir puan... Antalya'ya gidiyor. Arada bir puan fark var. Yani şimdi Trabzon'un cezası olursa veya Trabzon kupayı alırsa ne olacak diye düşünüp Galatasaray Avrupa'yı... Bu arada Trabzonspor kaybeder, Sivas kazanırsa Sivas ikinci oluyor. Sivas ikinci oluyor. Acayip yani. Aşağısı enteresan. Altta Konya kurtardı. Hani biz 39 yapan rahat edecek diyorduk ama Konya 36 ile rahat etti. Ama 32'likler var orada. O 32'liklerin durumu ne olacak? Onların içerisinde de en avantajlı Rize. Peki Can abi, şimdi bu konuları konuşmaya çarşamba gününe devam ederiz. Ben Trabzon'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Onunla da beraber yayını bitirelim. Şimdi Trabzonspor yerel medyasına ben baktım. Genel kanaat şampiyonluğun bir takım
entrikalarla onların elinden alındığı yönünde manşetler var. Ben buna katılmıyorum bu arada. Evet. Sadece durumu aktarıyorum. Arada nadiren de olsa şöyle eleştiren ve Ahmet Ağaoğlu'na tepki gösteren internet siteleri artı Twitter hesapları yazılı görsel basında var. Şimdi Ünal Karaman'ı yolladın. Hı hı. Bu şampiyonluk Ünal Karaman yollandığı için kaçırılmış bir şampiyonluktur. Bunun sorumlusu kimdir? Bu istifayı gerektirir mi şeklinde. İşte Arena 61 sitesi böyle bir haber yapmıştı. Soru sormuştu Ahmet Ağaoğlu'na. Sen Trabzonspor'un durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Şampiyonluğun kaçmasında Ünal Karaman'ın gönderilmesinin payı var mıdır? Elbet ki vardır. Bunu yadsınamaz bir hatadır. Ancak Trabzon'daki dinamikler ve Trabzon'un etkin çevresi Ünal Karaman'ın oradan gitmesini sağlamıştır. Ahmet Ağaoğlu'na da baskı yapılmıştır. Ahmet Ağaoğlu da herhalde o baskıyı kaldıramadı ki Ünal Hoca ile yollar ayrıldı. Ancak şunu unutmayalım. Sezon başında Trabzonspor şampiyon olacak diyor muyduk? Demiyorduk. Trabzonspor anlamadan, durumu görmeden bir anda şampiyonluk potasına girdi. Ve en avantajlı duruma geldi. En avantaj. Ondan sonra Trabzon şehri, ya yani Trabzon gençlerimizle yürüyeceğiz. O işte 16 milyon 17 milyon euroluk bir takım yapacağız. Kulübü borçlandırmayacağız ama çok mücadele eden bir takım olacak havasındayken bir anda şampiyonluk potasına girince şampiyon olacağın paniğine kapıldı. Şimdi şampiyon olmak kolay bir şey değildir. Hem oyuncun bilecek bu yolda ne zorluklar olduğunu ve sakin kalınması gerektiğini, hem yöneticim bilecek hem de teknik adamım bilecek. Üçü birden, bir de şehir çok galyana geldi. Herkes bayraklarını ısmarladı doğal olarak. Ama Alanya maçının gitmesine o Trabzon'daki yerel medyanın söylediği faktörler etki etmiş midir? Etmiştir. Yani Bakasetas'ın attığı golde hakem mi bir şey yaptı? Ankara Gücü maçını sen kendi sahanda nasıl veriyorsun? Hadi hepsini bırak ya. 3-1 önde olduğun bir maçta Konya'ya 4-3 maç veriyorsan şampiyon olamazsın arkadaş. Zor. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Bir kere şehir ve Trabzonspor taraftarları hiç paniğe kapılmasınlar. Daha kupa var alınacak. Bir de süper kupa var alınacak. Artı ligin ikincisi olarak Avrupa kupalarına katılmak var. Her sene şampiyon olan bir takım değil. Elbet ki üzerinden çok uzun süre geçmiş. Şampiyon olunsa çok değerliydi. Ama şampiyon olunmadı diye her şeyi dağıtalım, yeniden bir şey inşa edelim diyorlarsa çok yanılırlar. Bu takım önümüzdeki seneye bu moral bozukluğunu atlatır. Doğru transferlerle takviye yaparsa, büyüklerin haline bakınca, İstanbul'un büyüklerin haline bakınca yine zirveye oynayacak bir takım gibi gözüküyor. Paniğe gerek yok. Vurmaya, kırmaya, suçlu arayıp idam sehpası hazırlamaya gerek yok. Futboldur bu. Başarı kadar başarısızlık da olabilir. Kaçan şampiyonluk çok kolay bir senede. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı geçmişken kaçan şampiyonluk tabii ki çok üzer. Ama bunun içinde her şeyi yıkalım, bütün düzeni bitirelim dersen kulübü çok büyük sıkıntıya sokarsın. Bir anaforun içine girer ve boğulur kulüp. Hiç gerek yok. Herkes sakin olsun. Üzüldü Trabzonlar. Ben de bir Trabzonlu olarak üzüldüm. Ama üzülmekle kalsın bu iş. Artık onun şeyini, idamını isteyelim. Onun efendim şeyini, ipini çekelim falan. Bunlara gerek yok. İlla da birini suçlu arayalım. Suçlu mu? Suçlu. Tam da işte yazdıkları şey var ya, bir el girdi bizim şampiyonluktan etti diye. Ligin son haftalarında takımın konsantrasyonunu bozacak yönetimin bu lafları etmesidir. Ya Alanya'da sahaya girilmesidir. Yerel medyanın dolduruşuyla işte oraya da hoş görünmek için bizi şampiyon yapmayacaklar havası yaratıp futbolcuyu da o inadından vazgeçirip mazeret üretmektir. Şampiyonluk böyle gider. Şampiyonluğu bir tek Ahmet Ağaoğlu'na, bir tek Hüseyin Cimşir'e, Sosa'ya bağlamak çok yanlıştır. Ne futbolcularını kırsınlar, ne başkanı kırsınlar. Trabzon iyi yolda gidiyor. Bıraksınlar, önümüzdeki sene daha iyi olabilir. Önlerindeki kupayı almaya baksın Trabzon taraftarı. Can abi ağzına sağlık. Programın sonuna geldik. Çarşamba konuşamadığımız konulara değiniriz. Tamam. Dinleyici sorularını da cevaplandırırız. Yeşil koltuğu bitiriyoruz değerli dinleyenler.